İki dalga aynı ortamda üst üste geliyorsa, iki dalga arasında dalga girişimi var deriz. Görmüş olduğunuz bu kutuyu bir hoparlör. Bunları da bu hoparlörden çıkan ses dalgaları olarak düşünebiliriz. Ya da bunu bir lazer ve dalgaları da lazerden çıkan ışınlar olarak veya bu kutuyu su dalgası oluşturmuş bir jeneratör olarak da hayal edebiliriz. Bunlar herhangi bir dalga biçimi olabilir. Ne olduklarından bağımsız olarak, eğer ikinci bir dalga kaynağınız varsa ve iki dalga üst üste gelirlerse bir dalga girişimi elde edersiniz. Ben bunları genelde hoparlör olarak düşünmeyi seviyorum. Çünkü daha kolay anlaşılıyor. O yüzden hoparlör olduklarını kabul edelim ve bu hoparlörü ilk hoparlörle şöyle yan yana getirelim. Böylelikle bu bölgede iki ses dalgası olmuş olur. Ama aslında elde ettiğimiz şey iki ayrı ses dalgası olmaz. Bunu sanki bir toplam dalga olarak düşünebilirsiniz. Peki bu toplam dalganın büyüklüğünü nasıl bulabiliriz? Önce şuraya bir eksen yerleştirelim ki üzerinde düşünmesi daha kolay olsun. Şöyle boylamasına bir eksen çizelim. Bu noktada şöyle bir yöntem izleyebiliriz. Önce ilk dalganın değerini buluruz. Sonra ikinci dalganın değerini buluruz ve bulduğumuz bu iki değeri toplarız. Toplam dalgayı bulmak için ilk dalganın değerini alıp, ikinci dalganın değeriyle toplarsak bu durumda 2'ye katlamış oluruz. Buraya gelirsek eğer buradaki değer artı buradaki değer bu noktanın yine 2 katı eder. İlk nokta kadar yüksekte olmayacak çünkü bunlar önceki kadar yukarıda değiller. Ardından burada 0 artı 0'dan 0 olması gerekiyor. Bakın neler olduğunu görebiliyor musunuz? en aşağıdaki ve en negatif noktaya bakarsak, onun da iki katı şurada bir yerde oluyor. Bu noktaları birleştirirsek, şu şekilde daha büyük gözükecek toplam ses dalgasını elde etmiş oluruz. Bu sayede bu dalgaları güçlendirmiş oluruz. Bu ilk olası senaryoydu. İki dalga üst üste geldiği zaman, bu senaryoda olduğu gibi tepeler tepelerle, çukurlar da, çukurlarla tam üst üste geldiğinde yapıcı girişim oluşuyor. Bakın her tepe noktası diğer dalganın tepe noktasıyla aynı şekilde çukurlar da çukurlarla tam olarak hizalanıp üst üste geldiğinde oluşan girişime yapıcı girişim diyoruz. Çünkü iki dalga birbirleriyle yapıcı bir şekilde birleşip daha büyük bir dalga oluşturuyor. Evet, buna yapıcı girişim dedik. Bunu dinlediğimizde ne duyacağız? Mesela kulağımız burada bir yerde sesi duymayı bekliyor olsun. Duyduğumuz şey aslında yüksek bir ses olur. Öncekinden daha yüksek bir ses duyarız. Hatta bu durumda sesi iki katı daha yüksek olur. Bu gayet mantıklı değil mi? İkinci bir hoparlör daha getirdik. Dolayısıyla iki katı yüksek bir ses duyduk. Bir diğer girişim türü olan yıkıcı girişimleri anlamak buna göre biraz daha zor. O nasıl bir şeye benziyor bir bakalım. Diyelim ki aynı şekilde iki hoparlörümüz olsun. Ama bu sefer ilkinin tepe noktası diğerinin tepe noktasıyla değil de çukuruyla ve ilkinin çukuru ikincinin tepe noktasıyla üst üste gelsin. Bunların arasında faz farkı bulunur veya birbirleriyle faz dışıdır deriz. Önceden gördüğümüz bu dalgalar aynı fazdaydılar ya da aralarında faz farkı yoktu. Çünkü tamamen aynı gözüküyorlardı. Tepeler tepelerle, çukurlar da çukurlarla eşleşiyordu. Bunlarsa faz dışı Aralarındaki faz farkı ne kadar? Onu biliyor muyuz? Aslında bunların aralarında 180 derece faz farkı olduğunu söyleriz. Evet, demek ki bunlar 180 derece faz dışılarmış. Burada faz dediğimiz şey dalganın bir dalga döngüsü üzerinde hangi noktada bulunduğunu gösterir ve bu iki dalga tamamen ayrı noktadan başlıyorlar. Bu da 180 dereceye denk geliyor. Bunun 360 derece demek olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. Ama şöyle bir aklınızda canlandırın. 360 derece döndüğünüz zaman başladığınız noktaya geri gelmiş olmaz mısınız? Eğer bunları 360 derece faz dışı yapmış olsaydık hiçbir şeyi değiştirmemiş olurduk. Tamamen aynı gözükürlerdi. Biz de sadece dalga döngüsü üzerinde bir tam tur atmış olurduk ve başladığımız noktaya geri gelirdik. Dolayısıyla 180 derece faz farkı oluşturmak istiyoruz ki tam tersini elde edelim. Bu sayede tepe noktaları çukurlarla eşleşmiş olur. Bunu radyan cinsinden değerinden ifade etmek istersek pi faz dışı da diyebiliriz. Çünkü pi ve 180 derece aynı açıyı ifade ederler. Pekala. Öyleyse bu iki hoparlörü üst üste getirirsek neler olacağına bir bakalım. İkinci hoparlörü alıp ilkiyle tam olarak üst üste getirirsem bu sefer şöyle bir şey elde ederiz. Bakın ne kadar da garip duruyor. Bunlar tamamen faz dışılar. Şimdi yine az önceki gibi üzerinde düşünmek için eksenimizi çizelim. Onu da şöyle tam ortalarından geçirelim. İlkinde yaptığımızın aynısını yapalım ve toplam dalgayı bulmaya çalışalım. Tek yapmamız gereken iki dalganın değerlerini toplamak olacak değil mi? İlk dalganın değerlerini alıyorum. İkinci dalganın değeriyle topluyorum. Biri pozitif, diğeri negatif toplamları sıfır ediyor. Bu noktada sıfır artı sıfır yine sıfır. Burada ise ilk dalganın çukuru ikinci dalganın tepesiyle üst üste. Bu iki noktayı topladığımızda yine sıfır eder. Büyük ihtimalle ne olduğunu anladınız. Sonuçta düz bir çizgi bulmuş olacağız ve herhangi bir dalga da oluşmayacak. Bu iki dalga birbirini götürecek ve oluşan bu şeye yapıcı olmayan girişim yani yıkıcı girişim diyeceğiz. Çünkü bu iki dalga birbirleriyle yıkıcı bir şekilde birleşti ve herhangi bir dalga oluşturmadı. Bu sizce de biraz garip değil mi? İki dalga nasıl olur da birleşip bir dalga oluşturmaz? İşte tam bu noktada bu şekilde oluşturmazlar. Peki bu yıkıcı dalgayı dinlersek ne duyarız? Eğer sadece tek bir hoparlör mesela birinci hoparlör olsaydı bir ses duyardık. Aynı şekilde sadece ikinci hoparlör olsaydı yine bir ses duymuş olurduk. Ama her ikisini birlikte dinliyorsak hiçbir ses duymayız. Sessizlik olur. Biz de sessizliği dinlemiş oluruz. İnanılması zor biliyorum ama gerçekten böyle bir durum var. Hatta ses önleyici kulaklıklar da bu şekilde çalışıyor. Eğer dışarıda kulağınıza bir ses geliyorsa ve aynı sesin pi kadar ya da 180 derece kadar faz farkı olanını kulağınıza aynı anda gönderirseniz gelen diğer sesi engellemiş olursunuz. Yani sese sesle karşılık verirsiniz ama tam olarak pi kadar faz dışı olan bir sesle karşılık verirseniz o zaman sessizlik elde etmiş olursunuz ya da çok az bir ses duyarsınız. İyi de bir hoparlörü nasıl 180 derece faz dışı yapabiliriz? Aslında bu o kadar da zor bir şey değil. Hoparlörün arkasına bakarsanız önce şöyle bir ekranı temizleyeyim. Evet hoparlörün arkasında bir pozitif çıkış bir de negatif çıkış görürsünüz. Ya da bazen bunlar içinde de olabiliyor. Eğer pozitif çıkış yerine negatifi, negatif çıkış yerine de pozitifi takarsanız, hoparlörlerden biri havayı ileri doğru göndermek isterken, diğeri havayı geri çekmek ister. Sonuç olarak hava hiç hareket edemez. Çünkü üzerine eşit büyüklüklerde ters kuvvetler etki eder. Bu arada hoparlörlerin içinde havayı itme ve çekmeye yarayan diyaframlar bulunur. Ne diyorduk? Hava orada öylece durduğu için bir ses dalgası oluşmaz. Çünkü ses dalgası oluşması için havanın salınım yapması ya da titreşmesi gerekir. Ses dalgası oluşmadığı için de yıkıcı girişim elde etmiş olursunuz. Böylece bir hoparlörü nasıl pi kadar faz dışı yapabileceğimizi de öğrenmiş olduk. Yine de hoparlörün arkasındaki kablolarla uğraşmak istemeyebilirsiniz. Hatta bence böyle bir şey yapmayın çünkü çarpılabilirsiniz. Ama eğer böyle aynı fazla iki hoparlörünüz varsa yıkıcı girişim elde edemiyorum diye üzülmeyin. Çünkü elde edebilirsiniz. Kablolar uğraşmazsanız bile lütfen bunu evde denemeyin. Bu hoparlörü alıp hemen şöyle bir hatırlayın. Bunlar önceden aynı fazla bulunurken böyle üst üste getirip yapıcı girişim bulmuştuk. Ama bunları böyle yan yana getirmek zorunda değiliz. Bir hoparlörü biraz daha öne getirebiliriz değil mi? Bakın bu sefer neler oluyor aralarında faz farkı olan dalgalar elde etmeye başlıyoruz. O zaman sorum şu. Bu hoparlörü ne kadar ileri götürmeliyim ki yıkıcı girişim elde edeyim? Bunu bakarak da bulabiliriz. Şöyle yavaşça sağa doğru kaydıralım ve bu noktaya gelelim. Bakın şimdi faz dışı oldular ve yıkıcı girişim elde ettik. Ama hoparlörü ne kadar ileri taşıdık? Şöyle bir bakalım. Burası hoparlörün ön tarafının ilk durduğu yerdi. Tam burası. Şimdi ise burada bu aradaki dalgaya bakalım. Kaç dalga boyu ileriye taşımış olduk? Toplamda yarım dalga boyu ilerletmiş olmadık mı? Dolayısıyla aynı fazla olan iki hoparlörü alıp birini yarım dalga boyu kadar ileri götürürsek tekrar yıkıcı girişim elde etmiş oluruz. Kulağımızı tekrar buraya koyarsak yine hiçbir şey duymamış olacağız. İki dalga da aynı fazla başlamış olmasına rağmen birini yarım dalga boyu ileriye taşıdık ve yıkıcı girişim oluştu ve hiçbir şey duyamadık. Ama şunu silelim ve başa dönelim. Hoparlörümüzü alalım ve baştan başlayalım. Eğer bunu bir dalga boyu ileriye taşırsak, bunu aldık, taşıdık, taşıdık, hop, yıkıcı girişim. Ve bakın tekrardan yapıcı girişim oldu. Bu bir dalga boyuyla oluştu. Yani bunu bir dalga boyu ileriye götürürsek, burası tam bir dalga boyuydu. Hoparlörün ön tarafı da buradaydı. Şimdi ise burada. Burası bir dalga boyu. Ve yapıcı girişim elde ettik. Bunu dinlediğimizde yine yüksek bir ses duymuş oluruz. Tek bir hoparlörden duyacağımız sesin iki katını duyarız. Aslında bu hikayenin ana düşüncesi aynı fazla olan hoparlörleriniz olsa bile iki dalganın aldığı mesafe farkına bağlı olarak yıkıcı veya yapıcı girişim oluşturabilirsiniz. Başka bir deyişle ikinci dalga kulağımıza gelmek için bu kadar yol alıyor. Buna x2 diyelim. Birinci dalga ise bu kadar yol alıyor. Buna da x1 diyelim. Eğer bu iki yol arasındaki farkı hesaplarsak mesafe farkını bulmuş oluruz. İki dalganın aldığı mesafeler arasındaki fark da bu uzunluğa eşit olur. Bu uzunluğa delta x diyelim çünkü bu uzunluk iki mesafenin arasındaki farkın büyüklüğüne eşit. Ve delta x lambda'ya eşit olduğunda yapıcı girişim, 1 bölü 2 lambda olduğunda yıkıcı girişim oluyordu. Ama bir tek bu değerde olmuyorlar. Buraya önemli bir sonuç yazabiliriz. Eğer delta x mesafe farkı lambda olduğu zaman veya 2 lambda olduğunda da aynı şekilde 3 lambda olduğu zaman da gerçekleşiyor. İkinci hoparlörü bir dalga boyu daha ileri götürdüğümüzü düşünelim. Yine aynı fazda 2 dalga bulmuş olursunuz. Çünkü her ikisi de tam üst üste gelir veya 3 dalga boyu kadar da ileriye götürürseniz aynı şey gerçekleşir, aynı fazla olurlar. Herhangi bir tam sayı dalga boyu sıfırda dahil olmak üzere, çünkü sıfır demek ikinci hoparlörün ilk hoparlörle yan yana olması durumu demekle aynı şey. Hatırlayın, iki hoparlör tam olarak yan yana olduğu zaman da yapıcı girişim elde etmiştik. Dalgalar tam üst üste gelir ve yapıcı girişim oluşturur. Aynı zamanda delta x 1 bölü 2 dalga boyuna eşit olduğunda yıkıcı girişim oluşturduğunu da gördük. Ama bir tek bu durumda olmuyor. Herhangi tek yarım bir tam sayı yazmamız gerek. Yani 2 bölü 2 yazamayız. Çünkü o zaman lambda bulmuş oluruz. Yani burası 3 lambda bölü 2 olabilir veya 5 lambda bölü 2 veya 7 lambda bölü 2 olabilir. Bunların herhangi biri bize yine yıkıcı girişim verir. Çünkü tepelerin çukurlarla üst üste gelmesini sağlarlar. Bütün bu düz şey bir çizgi olur ve hiç ses duymayız. Bu önemli bir sonuç. Eğer iki hoparlör başlangıçta aynı fazlalarsa, başka bir deyişle aynı şekilde başlıyorlarsa, yani bir hoparlör dalgasını yukarıya doğru göndererek başlarken, diğeri de aynı şekilde yukarıya gönderir ve döngüye aynı yerden başlarlar. Ancak aralarındaki tek fark aldıkları mesafe farkıysa, bu sonucu kullanarak yıkıcı girişim mi yoksa yapıcı girişim mi olduklarını bulabilirsiniz. Peki o zaman? Biz bunların arasında başlangıçta faz farkı olmadığını kabul etmiştik. Hoparlörlerin birinin arkasındaki kablolarla oynayıp pozitif çıkışla negatif çıkışın yerlerini değiştirirsek, yani dalganın bir yukarı doğru değil de aşağı doğru giderek başlarsa o zaman ne olur? Tahmin ettiğiniz üzere bu sonuçlar yer değiştirir. Bunu şöyle açıklayayım. Buradaki durumu incelersek şimdi hoparlörlerimiz başlangıçta faz dışılar. Bu sefer yine sıfır mesafe farkıyla başlarsak yıkıcı girişim olur. Yapıcı yerine yıkıcı girişim. Hatta bunu bir dalga boyu ileriye taşırsam yine yıkıcı girişim elde ederiz. İki dalga boyu ilerledik yine yıkıcı girişim. Üç dalga boyu ilerlesek de yine yıkıcı girişime denk gelir. Dolayısıyla bu sefer tam sayı dalga boyları bize yıkıcı girişimleri verecek. Peki ya yarım tam sayılar? Bakalım bu sefer yarım dalga boyu ileri gidelim ve bakın tam olarak aynı fazlalar ve yapıcı girişim elde ettik. Bir buçuk dalga boyu ileriye gidersek bakın yine aynı fazlalar ve yine yapıcı. Yani bu durumda eğer başlangıçta hoparlörlerin arasından faz farkı bulunuyorsa ve bir hoparlörün fazı diğerine göre pi kadar kaydırılmışsa o zaman başka bir sonuç buluyoruz. Önceki sonucumuza geri dönelim. Böylesi daha kolay olur. Buraya küçük bir ilave yapalım. Diyelim ki bir hoparlörle diğer arasında pi faz farkı varsa, bu arada unutmayın bunlar hoparlör olmak zorunda değil, herhangi bir dalga kaynağı olabilirler. Evet, iki hoparlör arasında pi faz farkı varsa o zaman bunları yer değiştiririz. Aslına bakarsanız bu kural bize yapıcı girişimleri verir. Bu kural yapıcı girişimlere bulmamızı sağlarken yukarıdaki bu kural yıkıcı girişimlere bulmamızı sağlar. Dolayısıyla bütün bu şey bize ters sonuç vermiş olur. Bu sefer tam sayı dalga boyları yıkıcıları verirken buçuklu dalga boyları yapıcıları verir. Ve bu kuralların sadece hoparlörler için geçerli olmadığını bir kere daha söylemek istiyorum. Çift yarık deneyindeki ışıkta veya ince film deneyindeki ışıkta, hoparlörden geçen ses dalgalarında veya su dalgalarında bu kuralları kullanabiliriz. Bütün bu durumlarda bu kurallar hala geçerli olur. Hatta neredeyse tüm girişim çeşitlerindeki temel kural budur. Yani mesafe farkı ile birlikte iki kaynak arasındaki göreceli pi faz farkı sayesinde girişimin yapıcı mı veya yıkıcı mı olduğunu bulabiliriz.